Arkadaşlar şimdi metagenez olayından bahsedeceğiz. Diğer adıyla döl almaşı diyeceğiz. Eşeysiz üremenin eşeyli üremeyi takip ettiği üreme biçimidir. Eğrelti otlarında, plazmodium malaryada yani sıtma parazitinde ve karyosunda görülen tipik bir üreme biçimidir. Şimdi arkadaşlar bir karyosunu görseli üzerinde metagenez nasıl gerçekleşe bir bakalım. Hatırlayalım karyosunun altta görülen yeşil kısmına gametofit bitki diyoruz. en kromozomlu kısım üstteki kısmına ise sporofit yani 2N diyoruz. Sporofitlerin baş kısmında arkadaşlar spor keseleri var ve spor ana hücreleri mayozla sporlar oluşturuyorlar. Sporlar döllenme olmadan nemli ortamda çimlenmeye başlıyor ve mitoz bölünmeler görülüyor burada ve sporlar gelişiyor. Hem dişi gametofit hem de erkek gametofit burada oluşuyor. O zaman sporun döllenme olmadan mitozla erkek ve dişi gametofiti oluşturması kısmına bu üremenin eşeysiz üreme kısmı diyoruz. Ve Erkek gametofit en olduğuna göre arkadaşlar ve dişi gametofit de en olduğuna göre enteresan bir olay gerçekleşecek. Spermler ve yumurtalar ne ile gerçekleşecek? Dikkat edelim. Mitozla. O zaman çiçeksiz bitkilerde gerçek gametler mitozla oluşturulur. Arkegonium dişi, anteridium erkek ve spermler arkegoniumların içine girer ve içerideki yumurtayı yakalar ve döllenme dişi gametofitin içinde olur ve zigot büyümeye başlar. Neyle büyür? Mitozla ve gametofitin içinden sporofit çıkar. Bu bölüm ne arkadaşlar? Döllenme olduğuna göre bu bölüm de eşeylidir. Eşeysiz üremeyi ne takip etmiştir? Eşeyli üreme takip etmiştir. Arkadaşlar metageniz olayını plazmodium malaria'nın hayat döngüsü üzerinde çalışalım. Plazmodium malaria protista alemine ait bir tek hücreli canlı ve anofel cinsi dişi sivrisinekte eşeyli üremesini gerçekleştiriyor. Oysa tükrük bezlerindeki bu sporozoitlerini ya da sporlarını insanı emme sırasında ne yapıyor? Kana bırakıyor ve bu sporlar Karaciğerde bölünmeye başlıyorlar ve mitoz bölünmelerle gelişiyor, merozoitler oluşuyor ve bunlar karaciğer hücrelerinden al yuvarlara giriyor ve arkadaşlar insanda da eşeğsiz üremesi gerçekleşiyor diyoruz. Arkadaşlar sivrisineğin tükrük bezlerindeki bu canlıya ait olan sporozoitler yani sporlar en kromozomlu ve sivrisinek insan kanını emerken kana bu sporları bırakıyor. Ve bu sporlar karaciğer hücrelerinin içerisinde mitoz bölünmeler geçiriyor ve daha sonra şizont adı verilen hücrelere farklılaşıyor. Şizontlar da yine mitoz bölünmeler geçiriyor ve merozoitlere farklılaşıyorlar. Bu merozoit adı verilen yine en kromozomlu hücreler al yuvarın içine giriyor ve bölünmeye devam ediyorlar. İnsanda mitoz bölünmeler geçirerek çoğaldığı için eşyesiz üremesini insanda yapıyor diyoruz. Al yuvarların içindeyken ateşimiz 36 santigrat derece civarında ama al yuvar patlarken ateş 39 derecelere kadar çıkıyor. Dolayısıyla da sıtma nöbeti görülüyor arkadaşlar. Ve ardından insanda alüvar hücresinin içerisindeki bu merozoitler farklılaşıyor. Büyük olanlara biz makrogametosit diyoruz. Yani dişi gibi davranıyor. Küçük olanlara da mikrogametosit adını veriyoruz. Dikkat edelim gametosit dedim gerçek bir gamet değil. Şu anda nöbet geçiren bir insanın tekrar bir sivrisinek emdiğinde yine anofel cinsi dişi sivrisinekten bahsediyoruz. Kan emildi. Makrogametositler ve mikrogametositler sivrisineğin sindirim kanalına geçtiler ve orada gerçek gametlere dönüştüler. Mikrogametositler mikrogamete, makrogametesler makrogamete makro dönüştü ve döllenme gerçekleşti. Sindirim kanalında döllenme gerçekleştiği için arkadaşlar eşeğli üremesi ve zigot oluştu. Ana canlı en kromozomlu olduğu için burada özel bir durum gerçekleşiyor. Zigot mayoz geçiriyor. Yani sivrisinek de üremesi insanda ise eşeğsiz eşeğsizi eşeğli üreme takip etti diyoruz. Partonogenes dediğimizde ise arkadaşlar bu yumurta hücresinin döllenme olmadan yavru oluşturmasıdır. Aslında bu tanımlanan partonogenes habloid partonogenesdir. Ve kimlerde görülür dediğimizde yaprak bitleri, karıncalar ve bal arılarında. Örneğin bal arılarında döllenmiş yumurtalardan daima dişiler oluşur unutmuyorsunuz. Dişiler diploittir, erkekler ise döllenmemiş yumurtadan oluştuğu için mitoz bölünmelerle erkekler haploittir. Şimdi dişi iki endir ve mayozla en kromozomlu yumurta yapar. Kim? kraliçe arı ve erkek ise en kromozomlu olduğu için spermlerini mitozla yapar buna dikkat edelim. Partenojenesisle oluşan canlı ana canlıdan farklıdır mitozla oluştuğu halde. Çünkü bu öncelikli olarak mayozla oluşmuş bir yumurtadan meydana geldiği için ve yumurtalar mayoz oluştuğu için zaten birbirinden farklı o yumurtalardan oluşan bütün erkekler de birbirinden farklı olabilir. Şimdi bu bal arılarındaki partonogenezi şematik olarak gösterelim arkadaşlar. Kraliçenin üreme ana hücresi diploid, mayoz geçiriyor ve mayozla yumurta oluşturuyorlar. Bu yumurtaya A diyelim, bu yumurtaya B, bu yumurtaya da C diyelim. Ve kraliçe arı en yetenekli erkek arıyla çiftleşiyor ve vücudunda bulundurduğu sperm deposundan bazı yumurtaların döllenmesine karar veriliyor. Ve bu yumurta döllenmiş olsun. Şimdi döllenme sonucunda oluşan zigot gelişecek, embriyoya dönüşecek ve buradaki larvalardan bir kısmı, kısmı arı sütüyle beslenebiliyor. Diğer bir kısmı ise polen tozuyla besleniyor arkadaşlar. Polen tozuyla beslenenler işçiye dönüşüyor, kısırlaşıyor ve küçük bir görselleri var ve dikkat edelim yine dişiler. Arı sütüyle beslenenler ise daha büyükler, verimliler ve kraliçe arıya dönüşüyorlar. Bu olayın konumuzla bir alakası yok. Biz bu olaya tamamen modifikasyon diyeceğiz ve birazdan çalışacağız modifikasyon üzerinde. Oysa bazı yumurtalar ise döllenmiyorlar ve mitoz bölünmeler geçirmeye başlıyorlar ve embriyoya, larvaya dönüşüyorlar. Ve bu larvalar da yine polen tozuyla besleniyor. E dolayısıyla yumurtaya eğer biz küçük a, küçük b dersek bu da atıyorum küçük a, küçük c olsun. O zaman erkek arılar tıpatıp o yumurtanın genetik bilgisi sahip olacaklar ama birbirlerinden farklı olacaklar. Bir yumurtadan döllenme olmadan erkek arının oluşumuna biz burada habloid geniz diyoruz. Ama erkek arılar en kromozomlu olduğu için spermlerini de yine neyle yapacaklar? Mitozla yapacaklar. Bu erkekle bu erkek farklıdır ama bu erkeğin oluşturduğu spermler ikisi de aynıdır ve C de C spermleri olacaktır. İşte burada görülen yumurtadan döllenme olmadan bir erkek arı oluşumudur ve biz buna partonogenez diyoruz arkadaşlar. Şimdi bir de deneysel partonogenez dediğimiz bir olay var. Döllenme yok ama bazı hayvanların yumurtalarına direkt olarak biz örneğin bir toplu iğne ucuyla dokunalım. Örneğin bir kurbağa yumurtasına kendisinin döllendiğini sanacak ve bölünmelere başlayacak ve gelişim başlayacak arkadaşlar. Arkadaşlar görselde gördüğünüz bir kamçı kuyruklu kertenkele. Bunlarda ise diploid partonogenez görülüyor. Nasıl? Bu canlılarda erkek yok. Üreme dönemlerinde erkek ve dişi taklidi gerçekleşiyor burada. Tamamen dişilerden oluşuyor bu tür. Dişiler mayoz bölünme sırasında vücutlarında oluşturduğu ootit çekirdeği ile kutup hücrelerinden birinin çekirdeğini kaynaştırıyorlar ve kendi vücutlarına tekrar diploid bir zigot oluşturmuş oluyorlar ve tekrar buradan da ne oluşacaktır? Yine dişi kertenkeleler oluşacaktır ve Dolayısıyla da burada da bir erkek kullanmadan ve döllenme olmadan kendi vücudu içerisinde yeni bir birey oluşmuştur. Buna da diploid partonogenes diyoruz. Arkadaşlar modifikasyon olayından bahsedeceğimi söylemiştim. Modifikasyon çevresel koşulların değişimiyle bu besin olabilir, nem olabilir, sıcaklık olabilir. Canlının dış görünüşü değişebilir. Burada genlerin işleyiş mekanizması değişir. Genlerin yapısı değişmez. Dolayısıyla da bu kalıtsal değildir. Örneğin Himalaya tavşanlarının Soğukla temas eden bölgeleri siyah kıllıyken sırt tarafları beyaz kıllıdır. Sırtındaki kılları yolup buz bağladığınızda sırtındaki kıllar da siyah olacaktır. Ama bu bir hamile tavşan ise yavrunun sırtı ne renk olacaktır? Beyaz. Demek ki kalısı olarak aktarılamadı. Peki bal arılarında nasıl olmuştu? Larvayı arı sütüyle beslediniz. Kraliçeye dönüştü. Verimli oldu, büyük oldu. Polen tozuyla beslediğinizde ise ne oldu? Küçükleşti ve kısırlaştı. Burada değişen şey ne? Genetik yapısı aynı ise eğer o larvanın arı sütüyle beslenen hep kraliçe olacaktır. Aynı genetik yapıyı polen tozuyla beslerseniz ise küçük olacaktır ve kısırlaşacaktır ve işçilere dönüşecektir. Yani burada genlerin yapısı değişmiyor, sadece genlerin işleyişi değişiyor. Biz bu olaya modifikasyon diyoruz ve tekrar ediyorum kalıtsal değildir. <laughs>